Değerli izleyenler, Eskişehir Spor'un 52. yıl dönümü Adalar'da Porsuk üzerinde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Eskişehir Spor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı ne kadar burukluk yaşansa da binlerce taraftar takımına destek olmak için buluştu. Aynı anda hem hüznü hem de sevinci paylaştı. O anlar STV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Eskişehir Spor'un 52. yıl dönümü dolayısıyla Adalar Porsuk üzerinde kutlama programı düzenlendi. Binlerce taraftar Eskişehir Spor'u yalnız bırakmadığını göstermek için bu görkemli programda yer aldı. Aynı anda hüznü ve sevinci paylaşan binlerce taraftar bandoya ses eşliğinde tezahüratlar etti. STV ekranlarından naklen yayınlanan kutlama programında Eskişehir Spor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri bir konuşma yaptı. Burada bir kutlama, eğlence gibi bir şey maalesef yapamıyoruz. Her sene çok coşkuyla kutluyoruz yıl dönümümüzü. 52. yılımızda böyle buruk bir şekilde geçiyor. Hepinizin bildiği üzere Eskişehir Spor'umuz kapanma noktasına geldi. Bir yönetim kurulu bulunamadı. Çünkü mevcut durumumuz çok acı. Çok büyük borcu var kulübün. Bunun altına her baba yiğit de kolay kolay giremiyor. Burada hepimiz söylemlerimizde biraz daha dikkatli ve yapıcı olmamız lazım. Şehrimizin dinamiklerine karşı biraz daha saygılı olmamız lazım. Özellikle sosyal medyada yazılarımıza bir süre ara verelim. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği oluşuyor. Kimse Eskişehir Spor'un kapanmasını istemiyor. Bizler de bu bağlamda, sadece biz değil, biz derken buradaki herkesi kastediyorum, hepimiz de bu bağlamda mücadele veriyoruz. Son direniş dedik. Son direnişin son ayağını da bugün burada yapıyoruz. Bir sürprizimiz olduğunu söyledik. Biraz gecikti. Yoldalar, gelecekler, bizimle beraber olduklarını burada göreceksiniz. Yalnız olmadığımızı, Eskişehir Spor taraftarının yalnız olmadığını hepimiz göreceğiz. Diri ardından bir sürpriz var dedi ve o anda kutlamalara Porsuk Çayı üzerinden botla Eskişehir Sporlu oyuncular Erkan Zengin, Hürriyet Gücer, Uğur İnceman, Bilal Aziz Özer, Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Furkan Polat ve Enes Akgün geldi. Futbolcular taraftarlar tarafından meşale şovla karşılandı. Kaptanıyla, oyuncularıyla ve taraftarıyla burada. Perşembeden sonra da Allah'ın izniyle yönetimimizle beraber gümbür gümbür tekrar ait olduğumuz o Süper Lig'e çıkacağız inşallah. Takım kaptanı Erkan Zengin burada duygu yüklü bir konuşma yaptı. Bugün belki de tarih yazacak arkadaşlarımızla beraber buradayız. Ben Eskişehir Spor adına, bir Eskişehir Sporlu olarak bu olaylardan dolayı çok üzgünüm. Bir kere onu belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımla beraber belki bu sezon istediğimizi yakalayamadık. Bir sene önce yine buradaydık. Söz verdik size. O sözü tutamadık. Bundan sonra da nasıl anlatacağımı bilemiyorum şu an. Vallahi çok çok belki de bugünü, bu Eskişehir Spor'u buraya kadar getiren o kadar çok insan var ki, Eskişehir Spor'u ayakta tutan sizler, bu taraftar, neler oldu bu kulübe hala ayakta? Sadece bizim dostumuz Eskişehir Spor'du. Bugün olaylardan dolayı belki de 36 takım var Süper Lig'de ve Beter Lig'de. Bir tane takımın kendi sayfasına Eskişehir Spor'a neler oluyor diye yazan olmadı. Yani anladık ki sadece biz varız aramızda. Buradaki insanlar, buradaki oyuncular,
Bundan sonra da sadece biz olacağız. Buraya bugün belki 8 kişi toplandık ama 8 tane futbolcu. Bilmiyorum öbürleri nerede. Ama siz buradaysanız bu 8 futbolcu ve daha da iyileri, daha iyi futbolcular, daha iyi transferler bu hafta içi inşallah herkes görecek, çok iyi olacak. Konuşmanın ardından kutlamalar akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Binlerce taraftar hem tezahüratlarıyla hem de yaktığı meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.